Cüvenkler, bugün sizler bir de PES Extreme 16'ya başlıyoruz. Girişi yapamadım bu arada, o yüzden de kusura bakmayın. Bayağı bir acelem var çünkü hemen bu videoyu çekmem lazım arkadaşlar. Bursa Spor'la başladım. Neden başladığımı söyleyeyim yani. Fenerbahçe'ye artık başlamak istemedim çünkü çok başladık yani. Fenerbahçe bayağı bir kariyer yaptık, FIFA'da olsun PES'te olsun. Artık dedim sıkılmışsınızdır. Bursa Spor'la başladım bu sene. Oyun planını hemen ayarlayalım arkadaşlar. İki tane transfer yapacağım, bir tane orta saha, iki tane orta saha alacağım, bir tane ofansif olabilir, emin değilim. Kanatları da Galatasaray maçı var önümüzde, o maçta deneyeceğiz. Ona göre belki yeni oyuncular alabilirim arkadaşlar. Şimdi sen de çık, senin yerine oyuncu var mı? Yok. Şimdi ilk Fatih gelsin oraya. Savunma hattımız bu şekilde olsun. Harding Kula gerçekten çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Ondan da bu sene bayağı bir yararlanacağız açıkçası. Şöyle olsun, tamam. Şimdi bu şekilde dizelim arkadaşlar takımımızı. Transferlerden sonra da güzel bir kadro oluşturmuş oluruz. Şimdi Oğuzhan Özyakup arkadaşlar. Çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Kulüp takımları. Beşiktaş. Şurası. Aynen. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş'ta Oğuzhan'ı arayalım hemen. Oğuzhan nerede? Oğuzhan. Oğuzhan Özyakup, aynen arkadaşlar. Bunu hemen görüntüleri başlatalım. 79 oynuyor. Güzel. Başka Premier Lig'de biraz gezinelim. Aston Villa'ya bakalım. Bakuna var bak. Bunlarda da orta saha olarak Bakuna var. Güzel bir oyuncu, o da gerçekten iyi bir oyuncu. Gardner var bak. Gardner'ı alalım. 15'te ben bunu yapalım. Gardner. Güzel bir oyuncu. Aynen bunu alalım arkadaşlar bir de. Tamam şimdi bu kadar yeter. Galatasaray maçına hemen geçelim arkadaşlar. Gerçekten de çok acayip var, hemen bu videoyu çekip çıkmam lazım. Bugün salı arkadaşlar. Cumartesiden beri ben bu yamayla uğraşıyorum, ekstrem 16 ile uğraşıyorum. Gerçekten bunun içine güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Yani bugün okula gitmedim ben bu yama için ve bu yamayı yaptım. 1.2 milyon 10 aldık. Oğuzhan'ı arkadaşlar artık seneye transfer ederiz ya. Vallahi şu an hiç transfere kafa yoramayacağım beyler. Kusura bakmayın bu yüzden de. Yani bu şekilde TFF Süper Kupası arkadaşlar. Süper Kupada şimdi geçen sezonun Ziraat şampiyonu Bursa Spor muydu? Yok, finalde Galatasaray'la oynadılar. Galatasaray aldı geçen sene kupayı. Finale kaldığı için Bursa Spor'la yapıyor. Alberto Moreno. Gelir misin İstanbul'da? Gelirsen tabii de almayı çok isteriz ama gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu şekilde hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar. Zaten kadroyu ayarlamıştık. Şimdi şöyle bir tekrar bakalım. Kadroda Serdar Aziz olmayacak bugün. Serdar'ın yerine Dani olsun. Tamam, Dani var, yedeğimiz var Allah'tan ki. Gardner Fatih'in yerine gelsin. Nesit çıksın, Desutter gelsin. Desutter de kötü ama yapacak bir şey yok. Advin Kula çıksın, Erdem gelsin. Çok şanssızız arkadaşlar şu an, aşırı şanssız hissediyorum kendimi. Bakalım nasıl olacak Galatasaray'la mücadelemiz. Galatasaray Bursa Spor maçı başlıyor. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz sayın seyirciler. Oh. Arkadaşlar 15 like bekliyorum serinin devamı için. 10 ila 15 like arasında bir like performansı sergilerseniz serinin devamını devamının gelmesini sağlayacaksınızdır. Güzel. Şimdi Podolski araya girdi, Erdem alamadı topu, sökemedi oradan. Selçuk vurdu Mert. Hamit'ten Selçuk kesti ortayı ve golle başladı Galatasaray. Podolski mi attı golü, Snyder mi, anlamadım ama gol diyerek başladık. Neyde oynuyorum acaba? En iyi oyuncu mu? Orta seviyem bilmiyorum. Josue güzel sırıldı. Josue bıraktı Bekir. Bekir'den Stoh dönemedi yüzünü. Desutter'de kaldı top. Desutter hemen karşılığı veriyor. Desutter attı. Bursa Spor 1-1 yaptı.
Bursaspor'a geliş maceramı da anlatayım arkadaşlar size. Başkan aradı. Şimdi ne dedi? Bir kulüp binasına kadar gelsene dedi. Gittim hemen kulüp binasına. Tabii dedim başkanım, gelirim hemen dedim. Ondan sonra başkana gittim. İşte öyle bir çay kahve muhabbetleri falan filan. Oralet içirdi bana bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Çay alacak paramız yok dedi. Oralet almış. O da kahveden araklamış zaten. Aman dedi, söyleme koyumuz ortaya çıkmasın falan filan. Bayağı fakirleştik dedi, bu sezon çok kötü başladık dedi, galibiyet falan alamıyoruz artık dedi, işimiz çok zorlaştı, şampiyon yapan teknik direktörü getirdik, daha çok işin içine sıçtı, o da gitti dedi falan filan, sen gelip bu takımı bir yerlere taşıyabilir misin dedi, bu sezon artık Avrupa hedefimiz falan kalmadı dedi, lige tutunsak şükredeceğiz dedi. Ben dedim ayıpsın başkanım, ben bu takımı buradan alıp Avrupa'ya taşırım falan filan dedim. Ondan sonra gel o zaman dedi, seni de bir deneyelim dedi, inşallah sen de elimize sıçmazsın dedi. Ondan sonra yok dedim başkanım, siz sakin olun, rahat olun, relax olun, ben de iş falan filan dedim. Bayağı bir yağladım. Ondan sonra zaten bana bayağı bir güveni vardı kendisinin, çok severim Kerata'yı. Ondan sonra işte şey yaptık falan filan, konuştuk, şartlarda anlaştık. Gardner bu arada güzel geçti. Stoh vurdu gol. Miroslav Stoh attı, 2-1 oldu Galatasaray'a karşı. 2-1 öne geçiyor Bursaspor. 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 önde Bursaspor. Ondan sonra işte anlaştık falan filan. Ben dedim o kadar transfer seven biri, çok transfer severim dedim. Bana böyle bir 30-40 milyon bütçe ver dedim. Dedi 30-40 milyon bütçe Türkiye'de kimde var dedi. Ben dedim haklısın dedim. 29 milyon ver dedim. Ondan sonra ben de aşağı geçiyorum dedi. Az kalsın yani anlaştık. Sözlü anlaşmamız fes oluyordu yani. Sözlü kavgaya dönüşüyordu az kalsın. Ondan sonra ben dedim tamam dedim. Bu sene transfer yapmam dedim ama Avrupa'ya götürürsem takımı dedim. İki tane transfer istiyorum dedim. Ondan sonra tamam dedi, sen bu takımı Avrupa'ya taşı dedi. Feda olsun iki transfer sana dedi. Ve bu arada da takımı Avrupa'ya taşıyabilirsek de güzel bir ödül vereceklermiş. Ne ödülü ben de bilmiyorum ama çok da güzel bir ödül olacağını söylediler. 1.2 milyon euro normal maaşım, Avrupa'ya taşırsam 4 milyon maaş alacağım. Gerçekten de rekor bir fiyat alacağım yani Avrupa'ya taşırsam. Yani bu parayla da artık bayağı garaya kıza gideriz yani. Bariz sırasıyla siz de götürme, en çok like atanlardan götüreceğiz, tamam mı? En çok like atan kimse seriye, onu götüreceğiz. Cucak bıraktı pasını ve ilk yarı bitti. Evet, şimdi maçımıza dönebiliriz. Yani bu şekilde oldu. Sonra işte geldik, buradayız. Bir tane transfer anca yaptım. Ona da zaten zor izin verdiler. Kendi cebimden yaptım abi bu arada. Bak 1.2 milyona anlaştık. Kendi cebimden ödedim o parayı da. Ben bir ay yani çocukları aç susuz gezdireceğim yani bir ay. Yani o bir ayda da şimdi güzel güzel işler yapıp toparlamamız lazım en azından işleri. Çünkü önceki teknik adamlar harbi sıçmış, bu kulüp batıyormuş neredeyse yani. Biz öyle geldik. Geçen sezon diyor nasıl tutunduk anlamadım diyor. Bu lige nasıl tutunduk anlamadım diyor. 15. sırada bitirdiler Bursaspor. Geçen sezon 15. sıradaydı. Yani anca tutundular şeye. Değil mi? 12, 12, 16, aynen 15.lerdi. Zor tutundular yani lige. Bu sezonda maalesef transfer yapamadık. Neden? Çünkü geçen sezon çok kötü bir yerde bitirdik. O yüzden de transfer falan hayal oldu. Bir tane transferle bütün sezonunu şimdi tamamlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi durumlardan bahsettiğimize göre Sabri çevirdi, Umut vuruşunu yaptı ama Selçuk çevirmiş. Sabri değil. Selçuk çevirdi. Aha, Snyder çıktı, Emre girdi. Snyder çıktı, Emre girdi. Gartner'la Podolski şimdi koşuyor yan yana. Podolski bırak tekrar Selçuk'a. Selçuk'tan Umut. Dani aldı eski bir Galatasaraylı o da. Miroslav Stoh geçiremedi topu. Stoh bir kez daha attı ileri doğru. Desutlere gelmedi. Selçuk inan. Bu ne oğlum? İki tane mi Selçuk var lan? Çok benziyorlar. Emre! Çok sert ve çok iyi bir şut çıkardı Emre oradan. Ama top kaleyi bulmadı. Kaleyi bulsa gerçekten de çok büyük bir tehlike olacaktı Galatasaray adına. Desutter çık kafaya. Desutter çıktı, vuramadı. Ayakla da alamadı. Şecun sen ne arıyorsun Forest'te ya? Dani, Bekir, Stoh.
Miroslav Sto. Sto. Sto gidiyor. Sto. Miroslav Sto. Sto hızını kullandı buraya kadar. Sto. Sto geçti. Sto. De Sutter. Gelmedi top. Dani karşılayamazsa çok büyük tehlike olur. Şecu Dani mücadelesi. Dani kazandı topu. Bekir. Cucak. Bıraktı De Sutter'e gelmedi top. Bıraktı De Sutter'e ama top geçmiyor. Şecu. Şecu'dan Umut. Umut. Sivok. Dani. Josue. Bekir. Bekir'den Sto. Sto. Miroslav Sto. Çok güzel çarptırdı ve taçı kazandırdı takımına. Burak Yılmaz oyuna giriyor Hamit'in yerine. Galatasaray'da değişiklik. Josue. Josue. Cucak. 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 De Sutter. Hadi olmadı. De Sutter. Pasını aktaramadı. Podolski. Hakan. Hakan. Erdem'i geçti Hakan. Çok tehlikeli bir pozisyon Galatasaray adına gerçekleşebilir derken Sivok akıllıca bir faulle durdurdu ve sarı kart yedi. En doğru yerde yaptı. İşte deneyimli adam bir başka oluyor. Belki biraz yavaş olabilir ama gerçekten de zekası çok hızlı çalışıyor Sivok'un. Bu ligde iyi tanıdığından dolayı hemen faul yaptı ve durdurdu. Bekir. Bıraktı Miroslav Sto'a. Sto. Sto. Burak Yılmaz baskıya geldi. Sto bekledi Aziz'i. Aziz. Aziz. Aziz'den orta. Cucak. Vurabilecek mi? Top boşta kaldı. Semih uzaklaştırdı. Bekir. Sto. Sto. Miroslav Sto. Sto'dan Bekir. Bekir. De Sutter'i düşündü. De Sutter. Almak üzereydi. Yerde kaldı. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Oyun planına gidelim arkadaşlar biz. Son dakikalarda bayağı bir heyecanlı geçiyor maç. Jorko Era'yı alalım. Bir de Cuenca'yı alalım bakalım. Bu nasıl bir oyuncuymuş? Nerede? Burada mı oynuyor? Hızı biraz düşük ama bunun ya. Biz bunu destüklerin yerinde kullanırız. Hızı düşük çünkü bunun. Hakem oyunu dedi. Muslera topu kontrol etti. Son bir şans için yüklenebilecek mi bakalım Galatasaray? Topu tuttu Aziz. Stop. Bıraktı tekrar Aziz Behiç. Aziz Behiç. Aziz. Stop. Stop sıyrıldı. Stop'tan orta. Cucağa gelmedi. Bekir. Bekir. Burak Yılmaz müdahale yaptı. Topu kazandırdı. Ve Bursa Spor. Bursa Spor. Bursa Spor şampiyon. Bursa Spor süper kupayı kazanıyor. De Sutter maçın oyuncusu oluyor. Bursa Spor Galatasaray'ı devirip süper kupanın sahibi oluyor. Ve Cici Çetesi de takımın başına geldi. İlk maçında kupa kazandırdı. Tabii ki de şu anda başkan ve Bursa halkı çok mutlu. Bakalım başkanla ne gibi bir görüşmesi olacak gençlerin. Alberto Moreno bu arada görüşüyor bizimle. Şimdi arkadaşlar yani kupayı kazandık. Alberto Moreno'nun parasının yarısını çıkardık. Yarısını da bankadan borç alsak belki olabilir yani. Değil mi? Başkanla biz bir konuşalım. Bunun yarı fiyatını. Bir zahmet gitsin. Tefeciden mi borç alacak artık? Nereden borç alıyorsa alsın. Bize bu oyuncuyu getirsin yani. Çok işimize yarayacak bir oyuncu bu. Başkanla konuşacağız. Hallederse halleder. Bakalım şimdi Alberto Moreno ile ilgili bir görüşmemiz varmış. Mert Günev'i hayatta göndermem bu arada, onu söyleyeyim. Kim çaldıysa kapımızı boşuna çaldı. Sercan'ı Başakşehir istiyormuş, 2.5 milyon euro. Sercan'ı bu sezon düşünmediğinden dolayı satabilirim. 6.3 milyona kadar düştü Alberto Moreno'nun fiyatı. 6.3 milyon. Biraz daha düşünürsek biz bu oyuncuyu kapatırız arkadaşlar. 5.5 milyon, 5 milyon veririm yani Alberto Moreno'ya. Helal olsun o para. Evet arkadaşlar, güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. İlk maçımızdan kupayla döndük. Galatasaray'ı mağlup ederek süper kupanın sahibi olduk. Yani ve şimdi diğer bölümde Sivasspor'la maçımız var arkadaşlar. Spor Süper Lig'de ilk maçımıza çıkacağız. Diğer bölümde transfer dönemi bittikten sonra arkadaşlar her bölümde 2 maç yapmaya çalışacağım. Bakalım olursa öyle yapacağız. İnşallah da olur. Yani birazcık hızlı bitirmeye çalışacağım seriyi ki birkaç sezon oynayabilelim. Evet arkadaşlar, biz bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben İsa Özgür Aksaray yazmışım. Hoş geldiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu videoda da bayağı hızlı konuştum. O yüzden de kusura bakmayın. Yani eğer anlayamadıysanız kusura bakmayın. Çünkü yarışan lazım gerçekten. Ki ben hızlı konuştum. Maç hızlı bitmedi yani. Neden böyle gerizekalı yaptım bilmiyorum ama hadi bay bay. Görüşürüz. Size seviyorum. Hoşçakalın.